Peki sinyalinden falan belli olmuyor mu bu? Merak etme, hepsi şu anda bak çok... 1 Mayıs'ta fotoğraf ortaya çıktıktan sonra zaten bunun bir cinayet olabileceği değerlendiriliyor. Evet. Önceden maalesef bak Aralık ayında sen gecikmiş bir başvuru yaptığı için kayıp şahıs olarak bakılmış. Bir cinayet olarak bakılmamış. 1 Mayıs daha yeni o fotoğraf senin kızının, senin kızın olduğunu emin olduğun boğazı kesik bir kadın fotoğrafı sosyal medyada sana ulaşınca ondan sonra bunun bir cinayet olduğu değerlendirildiği için bakılıyor. Emniyeti suçlayacağına bu kadar. Bir zahmet daha önce kendini suçlasaydın Derya. Çalışıyor ben, mu? Emniyeti... Ha, Vedat da aynı şey yapıyorlar. Yani Vedat da onu söylüyor. Ay şöyle olmadı mı? Çalışma yapmıyorlar mı? HTS'ye bakmıyorlar mı? Ya kardeşim sizin kızınız kaybolmuş. Bir zahmet... Ya Didem Hanım ben Allah sizin Allah hani sözünüzden yok, sonra ben, böyle bir şey dedim. Ya, hani ben kötü emniyeti hayatta ben buraya çıktım çıkalım. Bakıyor çünkü. Kötülemedim ben. Anlıyorum ama Vedat da öyle. Emniyet ben hiç bakmıyor kötülemedim. Mu? Emniyet şu çalışmayı yapmıyor mu? Bir zahmet siz önce bir anne baba olabilseydiniz de bu çocuk başka yani şey anlamında Muhammed'den öncesini söylemiyorum. Kızı ikna edememişsiniz ama kızınız evden gittikten sonra baba ortalıklarda yok. Ya yok bunu yani, yaşamayan Vedat. Didem Hanım yaşamayan çekmeyen bilemez. Allah Allah ya. Mayıs ayında, onu ben yaşadım Mayıs anca, ayında ben fotoğraf gelince Mayıs ayında boğazı kesik bir kadın fotoğrafı sosyal medyadan size ulaşınca ha bizim kızımızın başına bir şey gelip diye paçanız tutuşuyor. Öncesinde ya rahatsınız yani kusura bakmayın ya yani. Ya Didem Hanım hani emniyeti kötülemek gibi kötülemek değil. Bana anlamında söylemiyorum. Bir telefon geldi ya yani kim olsa aynısını ya yapar. Ya yanlış bir şey yapılıyorsa herkes eleştirilir. Kızınız iyi Mehmet Basık'ın yanında. Evet. Bana böyle söylendi. Bak bir şey söyleyeyim Derya'cığım. Bak yanlış bir şey yapılırsa herkes eleştirilir. Ben o anlamda söylemiyorum. Yok tamam ben hatalarımın farkındayım. Ama 1 Mayıs ya daha yeni 1 Mayıs ya. 1 Mayıs'ta bir boğazı kesik kadın fotoğrafı gelince olay bambaşka bir boyut alıyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 8 ay ya. 4 ay sonra sen 4 ay sonra 3 ay sonra gidip başvuruyorsun. Bazı şeyleri soruyorum. Başak kim diyorum haberiniz yok. Ama Başak bilmiyorum kim bilmediğim diyorum, şeyi ben yok. Nasıl söyleyebilirim Didem Hanım? Bak mesela Elif'le konuşuyordu, Merve'yle konuşuyordu, Kübra'yla konuşuyordu. Ama Başak'la ben konuştuğunu ben hiç görmedim. Ben bunu bilgileri nereden aldım? Başak'ın eski kayınvalidesi, eski görümcesinden aldım. Görümce de birazdan Fatma yayında olacak. Ya hepsi... Doğrudur ben kimseye bir şey demiyorum zaten. Ama ben görmediğim Başak, şeyi de gördüm Başak diyemem. Başak'la ikisi görümce konuşuyorlar. Ondan sonra... Yanımda da Nihal var diyor. Sürekli Nihal yanında yani senin kızın. Bu ikinci kadın Başak'ın Muhammed'in şu anki karısının sürekli yanında. Ne işi var? Batman'da mı beraberler? Antalya'da mı beraberler? Başka bir yere mi gitti senin kızın? Ama sen de diyorsun ki benim kızım sürekli benim dizimin dibindeydi evet, diyorsun. Evet. Allah ya ben Allah söylüyorum Büşra Hanım orada araştırsınlar Didem Hanım. Şimdi ben görümceyi alacağım ama şu... bu arada aslında Başak doğru söylemiyor. Yani eski görümcesinin ve kayınvalidesinin dediğine göre. Başak ciddi yalan söylüyor. Çünkü Nihal'le ikisi önceden tanışıyorlar. Sizin kızınızla, öldürüldüğü iddia edilen sizin kızınızla. Ben çünkü ceset ortaya çıkmadan bunu tamamen öldürüldü diyemem. Belki de bir fotoğraf ya yani bilemiyorum. Boğazı kesik bir kadın fotoğrafı var da. Ama siz diyorsunuz bizim kızımız. Ben iddia olarak söylemek zorundayım. Sizin kızınızla Başak... Önceden tanışıyor. Başak burada yalan söylüyor. Tanımıyorum, aramıyorum diyor. Şu röportaj bir daha gelsin Başak'la. Ya olayın içinde. Tanımıyorum bir dakika, diyecek gelecek tabii. De olayın içinde şimdi görüyoruz yani. Gelsin lütfen Başak'la yapılan röportaj ekranları bir daha. Instagram'a da koyduk sevgili izleyiciler. Cinayetle ilgili senin de orada olduğun bir görüntü geldi. Sen orada mıydın? Nihal'le hiç bağlantım yok. Ben onu görmedim. O sırada orada değildim. Nihal'i tanıyor musun? Hiçbir şekilde yani Nihal'le hiçbir şekilde tanışıklığım yok diyor ya. Tanışıyorlar sevgili izleyiciler. Tanışıyorlar işte burada Başak yalan söylüyor. Devam edin lütfen. Nihal'i tanımıyorum. Genelde evde yaşadığım için dışarı çok çıkmıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Dışarıyla alakam yok. Mehmet ile ne zaman, nerede tanıştınız? Mehmet ile sosyal medyadan tanıştık. Ortalama bir yıldır tanışıyoruz. Mehmet'le yaşadığın evi ne zaman tuttunuz? Mehmet'le yaşadığımız evi geçici olarak birlikte tutmuştuk. Sıkıntılı bir süreç yoktu. Daha önce nerede yaşıyordunuz? Batman'a gelmeden önce ailemle Ankara'da yaşıyordum. Eşimin beni aldattığını öğrenince soğudum, ilişkimi kestim.
Şimdi peki, zaten aileyle konuşacağız da Başak'ın eski eşinin ailesi de diyor ki Başak sürekli bizim oğlumuzu aldatırdı. Sürekli oğlumuzu aldatırdı. En sonu Muhammed'le aldatıyor. Peki şöyle olmuş olamaz mı Didem Hanım? Nihal'e baskı yaptılar belki de. Başak'a getirdiler. Söyleme annene babana diye tehdit ettiler. İşte bilmiyoruz. Ya bir ara üçü, iki kadın ve bir erkeğin yolu bir yerde kesişiyor. Belki de üçü bir arada beraber yaşadılar bir süre. Sen Batman'da olduğunu zannediyordun. Bir süre belki de beraber yaşadılar. Bilmiyorum. Yani Başak ikinci kadın yüzünden mi bu cinayet işlendi? Başak mı sizin kızınızı öldürdü? Çünkü şiddete çok meyilli olan bir kızmış Başak. Şiddete çok meyilli. Evden dışarı çıkmıyordum diyor ama kayınvalidesi, eski kayınvalidesi, eski görümcesi neler anlatıyor neler. Şu kayınvalidenin özellikle kayınvalide Elmas Hanım, Başak'ın eski kocasının adamcağız yeni ölmüş bu arada. Yaptığımız röportaj bir ekranlara gelsin lütfen. Mehmet'le birlikte. Kendisi de işin içinde mi? Başak yeni geldiğinde çok iyi gelindi. Ama durdukça, yaşadıkça Ankara'da annesi var, babası var. Onun yanına gider gelirdi, ailesine gider gelirdi. Ama sürekli gide gele işte bozuldu. Arkadaşı çoğudu, devamlı sürekli görüntülü de konuşurlardı. Bunlar kim diye sorardım. Okuldan arkadaşım derdi. Bu erkeklerin anneyim sürekli konuşurdu görüntülü. Başak hiç oğlunu aldattı mı? Aldattığını düşünüyorum. Çünkü sürekli konuşan bir insan, sabahtan konuşan bir insan ne yapar? Aldatır. Elmas Hanım, Başak şu an nerede? Başak'ın nerede olduğunu bilmiyor ki kızım. Bir duyduk Siirt'teymiş. Bize Siirt'ten mahkeme açmış. Bir duyduk Antalya'daymış. Bir duyduk Balıkesir'deymiş. Bir duyduk Eskişehir'deymiş. Eskişehir'den bize telefon geldi. Doğum yapmış. Bizden doğumunu da sakladılar. Çocuğun olduğunu da sakladılar. Ben oğlumun hakkını kullandığım için hiç durmadan telefon geldi bana. Aile hekimliğinden geldi. Hastaneden geldi. Başak Hanım çocuğu beslemeye nasıl gelecek? Evden mi gelecek? Misafirhaneden mi gelecek diye bana böyle telefonlar geldi. Ben doğumu öyle öğrendim. O çocuk bizimse niye sakladın? Demek ki bizim değil. Başak oğlum vefat ettikten sonra hiç yanımıza geldi mi? Başak bizim yanımıza hiç gelmedi. Oğlum vefat etmeden önce koydu gitti. Ben çocuklara o gittikten sonra 2-3 ay baktım. Oğlum öldü, vefat etti. Ondan sonra yine 2-3 ay baktım. Bacısı bana telefon açtı. Elmas abla geleceğim, çocukları götüreceğim. Biraz da bizde kalsın. İyice özledik. 10-15 gün kalsın, çocukları geri getirecek, geri verecek dediler bana. Çocukları götürdüler gittiler. Bir diğer telefon de 10 kere ararsam ya birinde açıyorlar ya ikisinde açıyorlar, çocukları bana göstermiyorlar. Başa sahip çıktı diyor Derya Hanım. Derya Hanım bu başa sahip çıktığından, ev tuttuğundan nem değil. Kocası trafik kazasında öldüğü için kocasına kan parası çıktığı için, kocasının parası için ona ev tutuldu, ona bakıldı, sahip çıkıldı. Karısına sahip çıkan insan eski kocasının adını taşımaz, gizli gizli çocuk doğurtturmaz. Ev kirasını toplu peşin verdik diyorlar. Neden almışlar da vermişler toplu peşin ev kirasını? Onun aldığı kocası bislemiyor. Benim oğlumun parası, kan parası bislemiyor. Ben ne demişim onu anlamadım. Ya şunu söylüyor, karıştırıyor gerçi. Selin de Beste Hanım'ın ismini karıştırmış. Yani senin kızının eski kayınvalidesi. Şimdi şöyle Recai Beyler, Beste Hanım, siz şu anda Başak'ı tutuyorsunuz ya. Ve o çocuk da, baktığınız çocuk da Başak ve Muhammed'in çocuğu zannediyorsunuz ya. Aslında onun babası sizin oğlunuz değilmiş. Kocası. Yani şu anda onun anne, Elmas Hanım'ın oğlu sizin torununuzun babası. Herkes kendine yakışanı yapıyor işte. Evet, yani zannediyorlar ki Muhammed'in torunu, Muhammed'in çocuğu. Hayır ya. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Kocasını aldatıyor. O sırada işte hamile de kalıyor ama hamile kaldığı kişi Muhammed değil, Elmas'ın oğlu yani. Böyle kaçmakla da olmuyor Didem Hanım. Çıksınlar. Niye çıkmıyorlar? Benim kızımı bulsunlar. Ne yaptılarsa benim kızımı çıkarsınlar. Benim kızım sahipsiz değil. Çıkaracaklar bunu. Kaçmasınlar. Kaçmasınlar. Şimdi Başak'ın eski görümcesi, o da acayip şeyler söylüyor. Nihal'le sizin kızınızın Başak'ın tanıştığını söylüyor. Fatma Hanım'ı görebilir miyim lütfen? Fatma Hanım. Görümce Fatma Hanım. Fatma Hanım merhabalar. Merhaba İdem Hanım. Teşekkürler. Siz Başak'ın, bu ikinci kadın Başak'ın görümcesisiniz değil mi? Abinizin adı neydi? Abim ismi Gökhan Genç. Gökhan Genç. Yani Başak, evet. Gökhan Genç ile sizin abinizle evliydi, doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Benim daha çok ilgilendiğim nokta şu, kaç yıl evlilerdi Başak'la sizin abiniz? 2018 yılında evlendiler. Sizin abiniz de işitme engelli miydi?
Evet, işitme engelli. O da işitme engelli. Başak da işitme engelli. Sonrasında evet. Sizin abinizi aldatıyor ve gidip Muhammed'le birlikte oluyor. Hı-hı. Başak, doğru mu? Evet. Yani abimi aldatmadan önce, yani abimi zaten defalarca kez aldattı. Oo. Defalarca kez. Yani Başak zaten gidiyordu, geliyordu. Hani git gelleri çok fazlaydı. Hani Muhammed diyemem. Muhammed'i ben şu an görüyorum. Yani evde durup evdeydim, bir yere çıkmazdım, hiç kimseyi bilmiyorum diyor ama sürekli gidip geliyor ve sizin abinizi Gökhan Bey aldatıyor, doğru mu Başak? Evet, Başak ilk geldiği sıralarda hani çok iyi bir insandı. Ya şu anda doğum yaptı. Sesim tekrar. Yani arkadaşlar tekrar yankı yaptığı için hemen müdahale edelim. Oluyor. Arkadaşlar ona müdahale edebiliyorsunuz. Hemen müdahale edecekler. Hemen o şeyi düzeltecekler. Eko yapıyor. Sesi geri geliyor kendisine, kulağındaki ses. Hı-hı. Ona müdahale edecekler. Şimdi ve sizin abinizden ayrıldığı sıralarda da hamile kalıyor. Muhammed'in ailesine de bunun babası, bu çocuğun babası Muhammed diyor. Ama aslında karnında taşıdığı çocuğun babası sizin abiniz de olabilir. Orada da bir karmaşıklık var. Ben daha çok şununla ilgileniyorum. O konuya da geleceğim ama Nihal'le, bu öldürüldüğü söylenen Antalyalı Derya Hanım'ın kızı Nihal'le sizin eski gelin Başak arkadaş mıymış? Başak, ben hani arkadaşlarını falan böyle arada görüyordum, gösteriyordu hani buluştuğumuzda, bize geldiklerinde falan. Başak, ben Nihal'i Başak'ın telefonundan gördüm. Şöyle gördüm, hani aklımda kalmasının sebebi de şu: ben Başak'ı Nihal'e çok benzetiyordum. Hani dedim, hatta kuzenim falan mı diye sordum. O da yok dedi, sadece arkadaşım dedi. Ben oradan Başak'ın Nihal aklımda kaldı. Hani televizyona çıktığında da defalarca kez hani bu bir yerden tanıdık geliyor, bu bir yerden tanıdık geliyor diye düşündüm. Ama hani sonradan çıkarttım. O Nihal diye hani işaretiyle ismini de söylemişti bana, hatırladım. Ha, ismini Nihal olarak söylemişti. Daha önce. Adını Nihal, evet, demişti. Nihal olarak söylemişti. Evet, eminim. Bunu size ne zaman söyledi Fatma Hanım? Nihal'den ne zaman bahsetti? Başak buradayken abim vefat etmeden önce. Yani bir veyahut 2 sene önce olabilir. 2 sene yoktur ama 1 yılı geçmiştir. Yani 1,5 yıl kesin vardır. 1,5 yıl vardır, 1,5 sene tam önce. Tam hatırlamıyorum. Peki o sırada 1,5 sene önce zaten Muhammed'le Nihal evli değiller mi? Evli. Çocuk da yeni doğmuş falan herhalde. Nasıl tanışıyorlar peki? Yani Nihal'le Başak nasıl tanışıyor bu ikinci kadınla? Nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Ben hani Başak bana işte böyle telefonu gösteriyordu. Hani bu benim arkadaşım diye tanıtıyordu. Ama hani ben zaten Başak'ın arkadaşları çok fazla olduğu için hani pek ilgilenmiyordum. Mesela Nihal'i kapatıp zaten başkasıyla konuşacaktı sürekli. Telefon olmadığı için. Peki şunu soruyor Derya Hanım. Sor Derya Hanım. Yanalar mıydı? Hani telefonda mı, görüntülü mü konuşuyorlardı? Başak benim yanımdayken Nihal karşı tarafta telefondaydı. Peki o sırada Nihal'in nerede olduğunu ile ilgili fikriniz var mı? Yani sanki bir Muhammed'in onu yanında bilmiyorum. Mıydı, Batman'da mıydı? Hani Nihal'i o zaman, hani şu an mesela Nihal gündemde ama o zaman gündemde değildi, şey değildi. Hani pek ilgilenmiyordum zaten. Ki Başak'ın arkadaşları çok fazla olduğu için hani hiçbiriyle ilgilenmiyordum ben. Çünkü hani Nihal'le ilgilensem diğeri Dilek var. Dilek'le ilgilensem Duygusu var. Hani hiç bitmiyordu çünkü. Ama bir ara siz mi ablanız mı iki kadını, yani Başak'la Nihal'i aynı evde görmüşsünüz. Ablanız diye hatırlıyorum. Onu bir anlatır mısınız? O nasıl oluyor? Ablam cenazede bizim buraya köye geldiği zaman Başak çocukları görmek için arıyordu. Ben açmıyordum telefonlarını. O yüzden ablamı arıyordu ama ablam yanımdaydı zaten. Hani ben de görüyordum ablamı gördüğünü. Tamam. Başak söyledi işte, hani sen erkeklerle mi geziyorsun, işte hani erkekle mi yaşıyorsun, yeniden evlendin mi vesaire. Hani Başak böyle soruyordu. Çünkü biz Başak'ın hani şüpheleniyorduk sürekli başka bir erkekle gittiğini, şey yaptığını zaten. Yani hani abinizi bırakıp abinizi başka bir erkek için terk ettiğini düşünmeye başladınız. Devam edin. Öyle düşünüyorduk çünkü bu gitgenleri çok fazlaydı. Hani o da şey dedi, işte ben kız arkadaşımla yaşıyorum, hani erkek yok. Hani zaten Başak o sıra bizi sadece kendisi müsait olduğu zaman arıyordu. Hani mesela biz engelliyordu. İşte kendisi müsait olduğu zaman engeli açıp tekrar arıyordu. Bu ne hani zaman? Ablamı o şekilde arıyordu. Bu ne zaman? 24 Haziran'da abim vefat etti. 24 Haziran'dan bir iki hafta falan sonradır. 24 Haziran zaten o zaman Temmuz. Hafta... Temmuz ayın. Temmuz. Aynen. 2023. Aynen, evet, Temmuz ayındadır.